Güzel dostlar, size Seattle'dan merhaba. Burası Amerikan hükümetinin mülkiyetidir. Amerikan üssü boşaltılıyor. Böyle Amerikan askerleri geziyor. Seul'ü terk ediyorlar. Bu gördüğünüz restoran, görüyorsunuz değil mi? Yeşili kaçırdım. Amca da kaçırdı. Amca yetişti. Hepinize merhaba güzel dostlar. Bugün harika bir vlogla sizlerleyim. Seul'ün tam merkezinde efsane yerleri gezeceğiz. Şu anda tam Itaewon'dayız. Itaewon bölgesi Seul'deki yabancıların en çok bulunduğu bölgede. Ve burada Amerikan üssü de var. Amerikan askerleri sokakta geziyor. Bunları beraber bakacağız. Denk gelirse göreceksiniz. Hadi o zaman gezintimiz başlasın. Sonbahar da geldi bu arada. Hatta sonbahar bitti bitecek. Kış geldi. Ama yapraklar böyle sarardı. Efsane oldu. Zaten sonbaharın böyle çok güzel göründüğü bir bölge var. Oraya da gitmeyi planlıyorum. Beraber o bölgeye de gidebiliriz isterseniz. Burada da bir kilise var. İnönü Caddesi. Şimdi Itaewon sokaklarında yürürken en çok dikkatimi çeken şey, burada İngilizce çok şey var. Yani Güney Kore'desiniz, Seul'desiniz ve her yerde İngilizce. Bu binalar muhtemelen yıkılacak, yenileri yapılacak, hep boşaltılmış. Yani buraya geldiğinizde farklı bir ülkedeymişsiniz gibi bir his veriyor. Burada yabancı terziler, yabancı avukatlar, avukat büroları falan her şey var. Çünkü yabancılar burada işlerini halledebilmek için Korece bilmiyorlarsa bu kısımlarda yaşıyor. Ya da buraya yakın bir yerde direkt yaşayıp her şeyini halledebiliyorlar. Türk berberi yok. Bence hatta yani böyle bizim tarzda berber de yok ama ben hiç Türk berberi görmedim ya da böyle yabancıların saçını çok güzel böyle kesebilecek kişiler yok. Şimdi bu gittiğimiz yol da Amerikan üssüne doğru giden yol, o cadde. Buradan dümdüz gideceğiz. Yine böyle yolu yürürken etrafta hep böyle farklı ülkelerin restoranlarına denk geliyorum. Hemen yanımızda bir Thai restoranı var. Mesela Seul Itaewon'un hemen girişinde şöyle bir yer var. Turist polis. Mesela turistlerin bir sorunu falan olduğu zaman buraya geliyorlar. Yeşili kaçırdım. Amca da kaçırdı. Amca yetişti. Keşke ben de yetişebilseymiş. Hala duruyorlar aslında. Neyse. Sonbahar. Ne kadar da güzel. Ne kadar güzel. Şu manzara var mı ya abi? Manzara gibisi var mı? Şu manzara gibisi. Şimdi burada yazan şey, burası Amerikan hükümetinin mülkiyetidir. Yani Seul'ün tam ortasında yani bu olay. Bakın. Amerikan üssünün bir girişi. Bakın askerler var. Ama ben böyle manzarayı çekiyormuşum gibi yapıyorum. Şimdi Amerikan üssünün hemen yanındayım. Ve tam karşıda bir restoran var. Tam şurada. Şu an bu gördüğünüz restoran. Görüyorsunuz değil mi? Burası duyduğuma göre bir Suriyeli'ye ait. Türk mutfağı diyor. Şimdi ben de tam burada yine orayı çekerken askerlere denk geldim. Böyle Seul'ün ortasında yani böyle Amerikan askerleri geziyor. Böyle bir ilan verilmiş. Köpeği kaybolmuş birisinin ve 1000 dolara yakın bir ödül koymuş bu köpeği bulan kişiye. Köpeğin ismi Sorry.
İşte insanlardan korkuyor falan diye her şeyi yazmış. İşte bulana ödül diye 2 yaşında böyle köpeciğini koymuş, arıyor birisi. Arkadaki araç ben yürüyüşümü bitirene kadar bekledi. 35 saniye. İşte medeniyet. Hemen üstün yanındaki binalar da böyle sanki boşaltılırcasına bomboş. Üst hemen karşısı. Güzel dostlar, size Seattle'dan merhaba diyorum dermişim. Burası Kore. Kore gibi görünmüyor olabilir ama şu anda Seul'deki Amerikan üssünde askerlerin, Amerikan askerlerin yaşadığı, Amerika gibi yaptığı bölgedeyiz. Şu anda Kore'de, Seul'de Amerikan üssü boşaltılıyor. Yani Amerikan askerleri Seul'ü terk ediyorlar ve terk ettikleri için buraları da park olarak açtılar. Ben de az önce polis kontrolünden geçip şu ziyaretçi kartını aldım ve içerideki bu parkı gezmeye geldim. Buraya herkes fotoğraf çekmeye geliyor. Gelin detaylıca gezelim içeriye. Size göstereyim. Haydi bakalım. Biliyorsunuz Amerika'daki eyaletlerde bu tarzda evler bulunur. Çok aşırı güzel görünüyor. Şimdi iç kısımlara doğru da gideceğiz. Size özel bir notum olsun. Kore'ye tatile geldiğinizde mutlaka buraya gelin. Yongsan Park. Amerikan üssünü böyle ziyaret edebiliyorsunuz. Şimdi bu zamandan itibaren şöyle açıkça söyleyebiliriz ki Amerikan askerleri Seul'den ayrılıyorlar. Aşama aşama ayrılacaklar. Şu anda ilk aşama olarak ayrılan bölümdeyiz. Burayı halka açtılar. Amerikan askerlerinin yaşamış olduğu evleri böyle gezebiliyorsunuz. Pyeongtaek bölgesine taşınıyorlar. Orada da bir Amerikan üssü vardı. Kore Savaşı'ndan itibaren Amerika'nın askerleri Kore'de bulunmakta. Hatta 1970-71'e kadar Türk askerleri de bu ordu, yani üssün içerisinde duruyorlardı. 70'ten sonra artık sadece Amerika kalmıştı. Ve şimdi de Seul'den ayrılıyorlar. Yani tarihi bir olaya tanıklık da ediyor olabiliriz şu anda. Yine onlarla alakalı bir sergi var. Hatta sergide de bakın, Seul'deki Amerikan üssünün eski görüntüleri. Bakın 1952. Burada muhtemelen Türk askerleri de vardı. Muhtemelen belki fotoğrafta da vardır. Bu gördüğünüz kişi de Park Chung-hee isimli bir devlet başkanı Kore'nin. 60'larda bir darbe yaparak başa geçmişti kendisi ve kendi kızı Kore'nin bir önceki devlet başkanı Park Geun-hye. Ama şu anda kendisi içeride, internetten araştırabilirsiniz sebeplerini. Onun da resmini koymuşlar. Bakın bakın, millet fotoğraf çekmeye gelmişler. Şurada aslında ben de bir fotoğraf çekebilirim. Şöyle. Burası aynı Geta'daki o mahalleye benzemiyor mu? Geta'da böyle geliyorduk, şöyle yuvarlak vardı kalınan. Geta San Andreas da olabilir. Hangisiydi? Yorumlarda yazarsanız baya aynı o evler gibi. Şimdi kafeteryanın manzarasını göstereceğim. Aman ya. Gerçek arkadaşlar. Yani kafeterya bu şekildeymiş. 1985'te buraya dökülen çimentonun üzerine muzip bir Amerikan askeri tarih yazmış. Şuraya da seni seviyorum Leyla yazsaymış. Şimdi size bir tane açık evi göstereceğim. Yani şimdi bu evler dışarıdan çok güzel görünüyor. İçeriden nasıl diye merak edenler vardır. Birlikte bir evi gezelim isterseniz. Bakın open house diyor. Hadi gezelim. Şimdi eve girdik. Girer girmez solda bir tuvaletimiz var. Aynası var. Normal. Hemen sağ tarafta Amerikan mutfaklı bir salon mu desem? Oturma odası. Bakın manzarası böyle.
Geldik. Burada hatıralar. Üstün içerisindeki evlerin girişi böyle. Şimdi büyük salona geldik bakın. Burada yaşayan ailenin çocuklarının videosu burada. Hatta isimlerini de yazmışlar. Örnek aile galiba. Şimdi salonda da böyle hatıra fotoğrafları koymuşlar. Aileyle alakalı. Çocuklar gençliğini Kore'de geçirmiş. Manzarası da böyle. Bence işin açıkçası Amerikalılar rahatça yaşayabilmesi için Kore'de kendilerine ait bir yer yapmışlar belli ki. Her şey Amerikan tarzında. Rahat edebilmek için. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Hemen orada bir oda. Hemen bir banyo var üst katta. Böyle küvetli. Bu kime benziyor arkadaşlar? Çok benzettim birini ama kime benzediğini yazar mısınız yorumlarda? Kime benziyor? Evet, şimdi diğer odalara gidelim. Burada adamın kıyafetleri. Oo, burada bayağı bir general hayatı var. Onun çalışma odası herhalde. Yani bu evler lojman olduğu için 5 sene birisi yaşıyor, 10 sene birisi yaşıyor. Bu da Vandal Family diyor. Bu adam. Savaşında Amerika ve Türkiye'nin etkisi çok büyüktü. Amerika bu savaşa dahil 1950'lerde bu savaşa dahil olduğunda tüm kadar değişmişti. Amerika şu andaki Güney Kore, Samsung, Hyundai gibi büyük devlerin dünya ekonomisinde şu anda çok sağlam bir zemine oturmuş bir ülkenin kurulmasında çok büyük bir emeğe sahip bir ülke Amerika ve Türkiye, özellikle savaş döneminde yaptıklarıyla. Şimdi bu ayrılma sürecinde de Seul Belediyesi ile bir takım tartışmalara şahit oluyoruz. Şu anda haberlerde onları okuyoruz. Seul Belediyesi bu taşınma sürecinde Amerika'dan para talep ediyor. Yani biz buraları nasıl temizleyeceğiz? Buradaki bu taşınma masraflarını ödeyin tarzında bir gündem akışı var. Bu da şaşırtıcı bir konu. Şimdi Amerika bugüne kadar sürekli burada bulundu ve Kuzey Kore tehditlerine karşı her zaman biz buradayız mesajı verdi dünyaya. Ve bu yüzden de Güney Kore, yani Kore'ye geldiğimden beri zaten herkes soruyor, Kuzey Kore var orada, tehlikeli değil mi falan. Yok abi, yani burada ben Kuzey Kore ile alakalı en ufak bir problem yaşamadım bugüne kadar. Yani Amerika'nın buradan taşınmasının masraflarını Amerika ödeyecek diyor Seul Belediyesi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Parkın sonuna kadar gelmeye çalıştım. En sonuna geldim. En son noktası burası. Yani burada da dikenli teller görünüyor bakın. Yakında bu kısımlar da açılır. Yani park yapmayı düşünürlerse. Bildiğiniz şu an bu karşı kısımda askerler var. Binlerce Amerikan askeri. Tabii içerisi nasıldır bilmiyorum yani. Şu an en yukarı yaptım. Bir drone'la vurulmazsa kameram. Ne kadar çekebilirsin? Bir saniye bakın. Görüyorsunuz değil mi? Burada bir yaya geçidi. Şura kapalı, ora üst direkt. Daha orası açılmamış. Burası da okula benziyor. Evet, burası okul olabilir. Bayraklar falan var. Çünkü burada okul geçidi diye yazmışlar. Yani olayı çözdüm. Olayı çözdü Ali. Bakın bakın. Rüzgardan yapraklar. Tam zamanında gelmişim ama değil mi? Enteresan bir sergileme gördüm. Tam parkın ortasına şu yıktıkları, duvarları yıktıkları tuğla enkazlarını koyup böyle sergi gibi ortaya koymuşlar. Sizce bu neyi ifade ediyor?
Yani şu Yongsan Parkı koskoca lojman ve buraya böyle enkaz bırakmışlar sergi niyetine. Güzel, mantıklı yorumlarınızı bekliyorum. Yani sanatçı burada ne yapmak istemiş? Arkadaşlar bu park aşama aşama açılacak. Aşama aşama taşınmaya devam edecek. Burası açıldıkça, park iyice genişledikçe biz buraya geleceğiz. Gelmemi isterseniz tabii. Çünkü diğer alanlarda muhtemelen askeri tesisatları da görebileceğiz. Ben öyle umuyorum. Şu anda sadece lojman kısmı açık. Bence ilerleyen dönemlerde de daha böyle uçaklar falan her şeyi görebiliriz. Sen bir beğeni atarsanız, bir WhatsApp'tan ailenizin falan arkadaşlarınıza videoyu gönderirseniz sevinirim. Sizi seviyorum. Kore'den, Seul'den, Amerikan üstünden sevgiler. Oh yeah, çılgın genç.